Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok meşhur bir Rus pastası tarifi vereceğim. Medovik pastası tarifi vereceğim. Bir diğer adı da ballı pasta. Çünkü hamurunda bal kullanacağız. Oldukça lezzetli. Bunun için öncelikle 75 gram tereyağını ve 1 su bardağı şekeri kabımıza alıyoruz. Ben görmüş olduğunuz gibi çay kettle'ının altını kullanıyorum. Sizler bir tencerede kullanabilirsiniz. Tereyağını, 1 su bardağı şekerini ekledim ve 3 yemek kaşığı dolusu da balı ekliyorum ve karıştırarak şekeri ve tereyağını güzelce bermere usulü eritiyorum. Bu sisteme bermere usulü diyoruz. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur birçoğunuz. Ben bu şekilde elektrikli çaydanlığın altına oturturdum. Sizler bir tencere üzerine de kabınızı koyup yapabilirsiniz bu işlemi. Sıcak kaynar su ile oturtmuş olduğunuz kap kesinlikle temas etmesin. Buharda eriteceğiz şekeri ve tereyağını. Ocağı tencerenizi alın, kaynayan suyun üzerine bir kap oturtturun. Yine aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Karıştırarak şekeri eritiyoruz. Bakın şu an yoğun bir kıvam var. Tereyağı eridi. Şu an şekeri eritmek için karıştırıyorum. Şeker eridikçe bu karışım biraz daha incelecek. Evet, bakın karışımımız inceldi. Şeker tam olarak erimese de bayağı bir erittik. Bakın bu şekilde açıldı, inceldi karışımımız. Şimdi bu kıvama geldikten sonra 1,5 tatlı kaşığı karbonat ekliyoruz. Kabartma tozu kullansak olur mu diyecekleriniz olabilir. Ben size bu tarifin en orijinal halini veriyorum. Biliyorsunuz ben Kazakistan'da yaşıyorum ve burada Kazakistan'da uzun süre Sovyetler Birliği'nde yaşamış bir ülke olduğu için Ruslarla beraber yaşamışlar. Yani Rus kültürü de var. Tam yerinde öğrendim yani bu pastayı. En orijinal haliyle size anlatacağım. Kabartma tozu ile ben hiç denemedim. O yüzden size olur veya olamaz diyemeyeceğim. 1,5 tatlı kaşığı karbonat ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra bir kenara alıyorum. Çırpıcım ile şöyle birazcık karıştırıp ilk harını alıyorum. Çünkü çok sıcak şu an. Buharda erittiğimiz için şekeri ve tereyağını. Şimdi tek tek yumurtaları ekleyeceğiz. Toplamda 3 adet yumurta kullanıyoruz. Yumurtalar pişmesin diye hızlıca çırpıyoruz. Çünkü şu an hala çok sıcak karışımımız. Çok az malzemeli, oldukça da basit bir pasta. Mutlaka deneyin derim. Ben bu pastaya çok mütevazi diyorum. Çünkü hem çok lezzetli, hem yani gösterişi az, hem de kolay bir pasta bence. Aynı zamanda düşünsenize hem ballı, hem tereyağlı hem de kaymaklı bir pasta olacak bu. Rusların iki tane pastasını çok beğeniyorum. Birincisi bu Medovik, ikincisi de Napolyon pastası var. O da böyle mülföy gibi katları ve kreması bize daha yakın. Onu da bir gün sizlere anlatacağım inşallah. Tek tek yumurtaları kırdım ve bu şekilde çırptım hızlıca. Yumurtalar içerisinde pişmesin diye. Şimdi artık yavaş yavaş un eklemeye başlayabilirim. Elimizi hala sokamayız. Hem çok sıcak hem de daha kolay olması, pratik olması açısından bir tahta kaşık yardımı ile bir bardak unu ekledim ve ilk etapta karıştırıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü standart klasik su bardaklarından. İlk bardağı ekledim ve karıştırıyorum. Toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Ama kontrollü olun lütfen 5 su bardağından sonra. Sizler 5,5 veya 6 su bardağı da olabilir. Çünkü yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü etkileyebilir. Vesaire. Bunlara dikkat edelim. İkinci bardağı da ekledim ve karıştırıyorum. Üçüncü bardağı da ekledim.
Bu şekilde orijinal bir tarifi yapım aşamalarıyla tam anlatan Türk kanallarında ben daha görmedim. Biraz Türk usulüne göre uygulanmış olan tarifler var. Ama ben tam size Rusların yapmış olduğu gibi anlatacağım, göstereceğim. Kremasını da en orijinal haliyle sizlere anlatacağım. Sizler nasıl yapabilirsiniz onlardan da bahsedeceğim. Evet, artık tahta kaşığı çıkarmanın vakti geldi galiba. Zorlandığınızda tahta kaşığı çıkartıp un ekleyip yoğurmaya başlayın. Bu önden çekmiş olduğum videolar kamera ile, bu şekilde çekmiş olduğum da telefon ile. Bakın görüntü farkı var. Sizce hangisi daha güzel çekiyor? Yorumlarda belirtirseniz birinden birini daha sık kullanırım. Dördüncü bardağı da ekledim ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamur hala sıcak bu arada. Beşinci hamuru da ekledim. Beş buçuk. Beşinci hamurdan sonra da elimi yıkadım geldim. Hamur ballı bir hamur olduğu için sürekli elinize yapışan bir formda. O yüzden sürekli un eklemeyi bırakın. Hamur toparlandıktan sonra elinizi yıkayın gelin ve o zaman kıvamına bakın. Yoksa çok katı bir hamur yaparsınız, olmaz. Bu şekilde bakın kurabiye hamuru gibi çok güzel bir hamur elde ettik. Ele yapışıyor ama hamurun kendisi değil aslında. O içinde kullanmış olduğumuz balın yapışıklığı. O yüzden mutlaka elinizi temizleyin ve un dökmeye öyle devam edin. Bu püf noktasını lütfen unutmayın. Hazırlamış olduğum hamuru 6 eşit bezeye böldüm. Altına yağlı kağıt seriyorum tepsimin büyüklüğü kadarıyla ve merdane yardımı ile açabildiğim kadar açıyorum. Çok incecik açmaya gerek yok ama kalın da bırakmayacağız. Çünkü içerisinde karbonat kullandık, zaten kabaracak. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde açılıyor. Un vesaire serpmenize hiç gerek yok. Ayrıca bu hamurlar, fırınımı ben 180 derecede alt üst ayarda ısınmaya bıraktım. İnanılmaz hızlı, çabuk bir şekilde pişiyor. 5 dakikada bir tanesi pişiyor. Yani böyle tek tek pişireceğiz ama böyle, hatta ben ilkini uzun süredir yapmamıştım bu pastayı. Unutmuşum. İlkini birazcık fazla kızartıyorum. Onu da göstereceğim sizlere. Birçoğunuz da eminim ilkini fazla kızartacaksınızdır diye düşünüyorum. Çünkü bunu ilk defa yapıyorsanız bu kadar da hızlı mı pişiriyor canım diyebilirsiniz. Isınmış fırına süreceğim şimdi. Görmüş olduğunuz gibi hamurunda çok az bir malzeme vardı. Kremasında da çok az bir malzeme var. Oldukça mütevazi bir pasta yapıyoruz ve son derece de lezzetli. Bakın şu incelikte olacak, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi eşit miktarda olsun diye katları ben bir tencere kapağı kullanacağım. Tencere kapağı ile iz bırakacağım. Şu şekilde bastırıp. Pişirmeden önce de salsanız, çıkardığınızda yumuşak bir dokuya sahip olduğu için o zaman da bu şekli verebilirsiniz aslında. Ama ben hepsini ilk baştan kapak ile kesiyorum, yerini belli ediyorum. Ardından bir çatal yardımıyla her tarafına gelecek şekilde deliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de hem eşit miktarda kabarsın hem de gereksiz bir şekilde kabarmasın diye. Fazla kabarmasını da istemiyoruz. Napolyon pastası da bu tarz pişiyor ama onun da çok farklı teknikleri var. Onun da tam orijinal tarifi hiçbir kanalda yok. En kısa sürede size en orijinal tarifiyle anlatmaya çalışacağım onu da. Bakın bunu çok fazla kızartmışım ilk hamur olduğu için. Kenarlarından biraz zor ayrılıyor. O yüzden bıçak yardımıyla geçtim. Yoksa normalde hemen elinizle kapağı bastırdığınızda çıkacaktır. Ama hiç sorun değil. Bir gün dinlendireceğimiz için pastayı yumuşacık oluyor. Hiçbir olumsuz tarafı yok. Bunu biraz fazla kızartmışız. Kenarlarını şu şekilde temizliyorum. Şimdi ayırmış olduğumuz kenarları atmıyoruz. Rondodan geçiriyoruz ve üzerini ve kenarlarını kaplayacağız.
Evet, bu şekilde bütün hamurları yapacağım. Kenarlarını biz, evet, bu ikinci hamurum. Bu şekilde bu esmerlik yeterli. İkinci hamurumu pişirdim, üçüncüsünü fırına sürüyorum. Bu şekilde hepsini 6 tane bitene kadar yapacağım. Söylemiş olduğum gibi çok kısa sürede hepsi hazır oluyor. Bu tam kıvamında piştiği için görmüş olduğunuz gibi kolay bir şekilde çıktı. Bu kenarlarını rondodan geçiriyorum, un haline getiriyorum. Pastayı kapladıktan sonra da bu kenarlarından artmış olan toz kalmış oluyor. Çok lezzetli bir tadı olduğu için saray sarmalarında vesaire ya da magnolia gibi tatlılar yaparken kullanabilirsiniz. Bir kavanoza koyun ve buzdolabına kaldırın. Uzun süre saklayabilirsiniz o şekilde. Bakın 6 adet Medovik pastamızın tabanları hazır. Şimdi kremamızı yapacağız. Kremamız için orijinalinde 400 gram kaymağı, 400 gram süt reçeli konur. Şimdi ne tür şeyler kullandım, ürünler kullandım bahsedeceğim. Bu kullanmış olduğum süt reçeli Türkiye'de de var ama bu şekilde karamelize olmuş satılmıyor. Burada da çoğu dükkanlarda bu şekilde satılmıyor ama Türkiye'deki gibi bu krem, sütlü kahve renginde satılıyor. Nasıl oluyor? Mesela bu kap böyle bir kapta aldım ve krem bir süt reçeli aldım. Bunu şey yapıyorlar, kaynar suyun içerisine kabıyla beraber atıyorlar ve 2 saat boyunca kaynadıktan sonra aynen bu rengi alıyor. Daha koyu oluyor, tadı da biraz değişiyor. Daha güzel buluyorum ben bunu. Kullanmış olduğum kaymak da marketlerde satılan hazır kahvaltı kaymakları. O tarz bir kaymak. Eğer kaymak bulamazsanız mascarpone da kullanabilirsiniz 400 gram. Ve süt reçeli anlatmış olduğum gibi artık Türkiye'de birçok yerde satılıyor diye biliyorum. Biz burada çok uygun alıyoruz ama Türkiye'de sanırım biraz pahalı. Bu şekilde çırpıyoruz. Söylemiş olduğum gibi ben size en orijinal haliyle anlatmak istedim. Siz dilerseniz tabii ki arasına pastacı kreması kullanabilirsiniz veya krem şanti kullanabilirsiniz. Ama ben size en orijinal halini göstermek istedim. Kremamız hazır. Bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi çok basit. Bu arada kaymak 400 gramdı ama süt reçeli burada 380 gramlık paketler halinde satılıyor. O yüzden 380 gram kullandım. Çok da önemli değil, bu kadar grama takılmamak lazım. Bu pasta da önemli değil. Her katını 1-2 yemek kaşığı kadar koyup bu şekilde sürüyorum. Sanırım pastamın kalıbı da 22-24 santim olması lazım ölçüsü. Çok fazla sürmüyorum görmüş olduğunuz gibi. Etrafına böyle bir kelepçeli kalıp olmak zorunda değil. Hiçbir kalıp kullanmadan da sıra sıra dizip yapabilirsiniz ama bazen öyle yaptığımızda kaymalar oluyor. Ben hiç böyle risk atmak istemedim. Kaymadan düzgün bir şekilde dursun diye. Sizler kelepçeli bir kalıp kullanabilirsiniz veya bir tencere içerisinde streçleyip yapabilirsiniz düzgün bir şekilde çıkartayım derseniz. Ben bunu bu şekilde bir gece buzdolabında dinlendirdim. Hemen aynı gün süsleyip servis edebilirsiniz ama dinlenince lezzeti çok güzel oturuyor. Çok güzel bir kıvamı oluyor. Çok güzel yumuşamış oluyor. Bir gece dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dinlendirdikten sonra şöyle kenarlarını ve yüzeyini düzeltip üzerine ayırmış olduğum bisküvi kırıntılarını serpeceğim. Bir gece dinlendirdiğim için krema çok güzel oturmuş. Direkt o kabın içerisinde de serpiştirebilirdim ama daha pratik olsun diye elime alıp hazırlamış olduğum bu kenarlarından artan kısmı kenarlarını ve yüzeyine güzelce yerleştiriyorum. Evet, pastamız bu kadar. Üzerine isterseniz yıldız ucuyla vesaire bir krem şanti sıkabilirsiniz. Meyveyle süsleyebilirsiniz daha şık durması için. Ama bu pasta bu şekilde ikram edilir. Yani pastanelerde falan alırken de bu şekilde alırsınız. Söylemiş olduğum gibi gayet mütevazi ve lezzetli bir pastadır bu. Gösterişten uzak ve lezzetli. Bakın şöyle ara katlarına, duruşuna. Size dokusunu da göstereceğim. Umarım denersiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum ve o dokusunu, o yumuşaklığını, pastanın kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.